بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلاة. Telefonu kapatıyoruz. Kapattınız mı? Sorusu olanın cevap onu memnun eder. Ne kadar harika cevap dahi olsa, derdi ve sorusu olmayanın hiçbir cevap onu memnun edemez. İhtiyacı olan bulduğu şeye sevinir. İhtiyacını hissetmeyen bulduğunun farkına bile varmaz. İnanmak istemeye karar vermiş, inanmayacağım diye. Hiçbir mantık onu inandıramaz. Karar vermiş. Bu akşam beraber yürüyeceğiz. İnşallah notlarımla beraber böyle. Tefekkür bir şeyin yürünen yoldur. Tefekkürün usulü vardır. Ama tefekkürün neticesi herkese has, hususidir. Yani cep telefonunla ben birisiyle konuşurken sesimi dinleyebilirsin. Fakat o sesi ben dinleyip bende yaptığı tesiri sen de asla yapmaz. Tefekkür bir evellemek, bir koridordur. Neticesi Allah ile konuşmaktır. Ama sana hastır. Kur'an umumidir. Tefekkür o saatin has Allah'ın münasebet kurmasını, kişinin münasebet kurmasındaki ortaya çıkacak kaldır. Şimdi ne kadar istifade edersek o kârdır. Niçin ahiret vardır? Niye var? Şöyle bir soru soruldu bana. Yere kısaca şey olsun, bununla alakalı. Hocam dedi, Allah niye vardır? Veya şöyle çoğalttı. Allah nedir? Allah nedir? Sorusu çok uzundur tabii şey cevabı. Allah alimdir, kadirdir, rahimdir, kerim, bir sürü sayar. Çok uzundur, bitmez, ömür yetmez. O zaman çok kısa nedir? Allah ne değildir? Sorunun içerisindeki cevaptır, cevap. Yani bak, Allah nedir sorusuna Allah ne değildir? Cevabıdır. Yani Allah masa değildir. Değil mi? Allah zaman değildir. Allah elma değildir. Allah ağaç değildir. Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Allah mekan ve zamanı yaptığı için mekan ve zamandan da öncedir. Ha bak Allah neler değildir. O zaman bunu dışındaki. Şimdi haşir. Her şeyin batını zahirinden daha âli, daha kamil, daha latif, daha güzel, daha müzeyen olduğu gibi. Her şeyin içi, dışından daha âli. Âli, kıymetli. Âli, yani emsal olmayan şey. Emsali yok. Mesela sen orijinalsın, senin emsalin yok. Herkes müstakildir, Allah'ın özelliğidir. Özelsin yani. Parmağın bile özel. Bu ceset, kılıf. Her şeyin içi zahirinden daha âli, daha kamil, mükemmel, daha latif, daha güzel, daha müzeyen olduğu gibi. Daha süslü.
daha özelliğe sahip. Gibi, tamam, virgül. Hayatça daha kabil, içi, hayat itibariyle daha sağlam. Hayatiyet hakikati daha sağlam arkası. Çünkü dışarıda gözüken hayat, onun sızması, tereşuhatı, inikası, şuatı, dışa tezahürü. Hayat itibariyle iç daha kalın, şuurca daha tamdır. Şuurca daha tamdır. Mesela hepimiz biliriz ki ruh içimizdedir. Hayır. İçimizde olan dişimizi idare ediyor. İçimizde midir? Hayır. Dişimizden hayır. Ruhun bedende bir mekaniyeti yoktur. Ama burada ifade ediliyor. Elektrik ocakta, elektrikte ne kadar sıfat var? Sonsuz makinenin özelliği kadar. Ama elektrik ocağında o hakikatini izhar ediyor. Oraya mekan ihtiyaz etmez. Ama elektriğin sıfatı orada o tarafı tezahür ediyor. Ruh burayı mekan ihtiyaz edemez. Ama burada ifade edilir. Güneş aynada ifade edilmesi gibi. Aynadadır diyemezsin. Peki nedir o güneş, aynadaki güneş? Ne aydır, ne gayrıdır. Güneş değildir. Değil de değildir. Zahirde görünen hayat, toprakta çıkıyor ağaçlar, bitkiler. Ölü maddeleri yiyoruz, hareket ediyoruz, görüyoruz, saçımız uzuyor, tırnağımız uzuyor. Yenileniyoruz. Bak, zahirde gözüken bunlar, elhamdülillah, mükemmel bir mantık silsilesi götürüyor. Bak, zahirde gözüken hayat, şuur, şuur, şuur nedir? En avami tabirle, bir şeyi nasıl yapacağını bilebilme özelliğidir. Ama bir şey, ama bakın bir de söylüyorum, şuur bir şeyi evvelini, ahırını, önünü, arkasını, zahirini, batını düşünerek onu yerinde kullanmaktır. Biraz arkaya giden, biraz arkaya gidersek şuur 7 tane sıfatın hulasasıdır. Nedir o? Sen, basar, kelam, kudret, hayat, başka ne dedik? İlim, irade, tencereye koy, karıştır. Allah'ın 7 tane subutu sıfatını tencereye koy. Bir zatı sıfatı var, bir subutu sıfatı var. İlmi koy tencereye, iradeyi koy tencereye, hayatı koy, kudreti koy, karıştır ve çırp. Çırp, 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 çırp. İnsana koy. Onun adı şuur. Ustad, güneşteki 7 renk olarak şey yapıyor. Onun diyor ziyası şuurumuz olsa. Neyse. Zahirde gözüken, dışarıya sızan hayat, şuur. Var mı insanda? Canlılık var mı arkadaşlar? Var. Canlıyım. Şuur var mı? Var. Kemal var mı? İyi adam, kamil adam, zalim adam, hain adam, namussuz adam, namuslu adam, vicdanlı adam. Bu sıfattır. Bu maddenin kendisi değildir. Mesela ikisi 60 kilo. 60 kilo, 60 kilo. Birisi zalim, birisi merhametli. Birisi inanıyor, birisi inkar ediyor. Peki bu alimdir, zalimdir, kamildir, erdemdir, haindir, dinsizdir. Bu sıfatlar maddenin özelliği midir? Kilosuyla alakalı mıdır? Niye iyi adam bu adam? İyi 90 kilo geliyor adam. Onun için iyi adam. Bu adam ne adam? Niye kötü? 60 kilo geliyor mu? Onun için kötü adam. Kiloyla mı alakalı? Bu sıfatlar madde arkasını gösteriyor. Ruhu gösteriyor. Adam diyor ki, adam, ben ruhu inkar ediyorum diyor. Bakın, inkar eden ruhtur, ruhuyla ruhunu inkar ediyor.
Kabul ediyorum. İnkar ediyorum. Cesedi değildir. Ruhsaldır. Atomun özelliği değil. Ruhuyla ruhunu inkar ediyor. Neye benziyor? Görmediğime inanmam diyor adam. Psikiyatrist bölümünde, psikoloji bölümünde doktorluk yapıyor. Ondan sonra görmediğime inanmam diyor. Fizik profesörü elektronik dalgalarla, ses dalgalarıyla meşgul oluyor. Demek ki zahire gözüken hayat, şuur, şu anda benim yaptığım, elimden geldiği kadar, bu cemaate ne denilir? Şuurumla tartıyorum. Elimde iki tane ölçü var. Metre var, kantar var. Bu ikisi olmasa, ne kadar onu kullanabiliyorsam, o kadar faydalı oluyorum. Bunu ne kadar tutarsak evde vesaire, o kadar faydalı olursunuz. Usta buna muhakeme muvazene diyor. Muhakeme muvazene. Tut, tut. Hayat, şuur, kemal. Vesaire ancak batından zahire süzülen zayıf bir teleşuhtur. Yani dışarıya çıkan atomun dışındaki her özellik ruhsaldır. Vicdani. Hatta adam Kantar'la hata yapıyor. Ulan ne vicdansız insan ya? Ya ne alakası var Kantar'la? Bu hatayı akılla yaptın. Ama aklı da kontrol eden vicdan var. Hemen oraya gidiyoruz. Cesedin dışındaki ağırlık, koku, renk, bölge cesedin cesedidir. Onun dışındaki her şey ruhsaldır. Ruhun teleşuatıdır. Şimdi içim benim cansız. Çökmüş. Sistem çökmüş. Dışarıda hayat olur mu? Kapak inip çıkar mı? Elim oynar mı? Ruhum gitmiş. Konuşabilir mi? O zaman benim şu anda zahirde gözüken bütün özelliklerim dahilin canlılığından geliyor. Zahirdeki bütün özellikler batının tezahürüdür, tereşuatıdır. Peki soruyorum şimdi. Tamam mı? Tamam. Eğer benim içim ölü olsa diri alametler olmaz. Cahil olsam bunları konuşamam. Deponda olmasa bunları atamam dışarıya. Böyle mi böyle? Toprak cansız mı arkadaşlar? Cansız. Gübre de cansız. Çekirdek de cansız. Çekirdeği atıyoruz. Hayat fışkırıyor. Cansızdan hayat fışkırıyor. Şimdi bakıyoruz toprağa. Allah Allah. Cansız. Hayat çıkıyor. Şimdi ölüden ölünün çıkması doğru bir yol iken ölüden diri çıkması ters yol değil midir? Zor yoldur. Doğru mantık şudur. Cahilden cahillik olur, alimden alimlik olur. Ölü topraktan ölü ağaç çıkması normal mantık yoluyken ölüden diri çıkıyor. Körden gözü bilen bir alametle çıkıyor. Yani toprak kördür ama ortaya çıkan ağaçtaki renk gözü bilenin alametidir. Yani ağaca o şekli veren gözü bilen olması lazım. Mesela şuursuzdur ama beni biliyormuş gibi hareket ediyor toprak. O zaman diyor ki usta, zahirde diyor şu topraktan, camit topraktan hayatın teleşu etmesi gösteriyor ki bunun batını, bu hayatın bu şekilde tezahür etmesi bundan daha haydır. Evet, arkası. Evet, arkası. Bu bir perdedir. Yani sinemada, bilgisayarda, televizyon ekranında film oynar. Biz biliriz ki o aynanın zatından değil, oraya yansıtılıyor. Sinema ekranında biz bakarız böyle perde, Allah Allah, vay be falan, duvar olduğunu biliyoruz. Ama biliyoruz ki arkamızda yansıtılıyor. Bak dikkat edin, oraya bakarken kaynağı aslı burası. Film, biliyorsun sinema veya televizyona ve bilgisayara bakarız böyle ama uyduyla veriliyor. Şimdi sinema duvarı gibi düşünün toprak. Seyrediyoruz ama biliyoruz ki
arkadan basılıyor. Yayın arkadan. Toprak perdesinde, sinema perdesi gibi oynayanlar arkadan oynattırılıyor. Ön taraf canlı, arka taraf ölü. Olur mu? Çünkü onun çıktığı yer. Hayat çıkıyorsa hayatın alametidir. Yoksa batın, yani arka taraf cansız, meyit olup da, yani arkası ölü ve ilimsiz olup hayat dışarıya verilmiş olduğuna zehava ihtimal yoktur. Yani arka tarafı ölmüş, toprağın toprak perdedir, perdedir. Yani o perdenin arkasını bilmiyorum ama mesela radyo çalıyor ama hiç kimseyi görmüyor. Bak hiç kimse yok ama çalıyor. Ya diyeceğim ki bu ses kaynağı bu, bu halk ediyor. İlmi programlar anlatıyor radyo. Acayip şeylerden bahsediyor. Abi de baktık ki bak televizyonsa. Falan gülüyoruz. Resim var. Şekil var değil. Ses var. Şimdi 100 sene önce adam ne derdi? Daha 50 sene önce ya. Radyonun içine adam nasıl girdi diye bakıyorlarmış. Şimdi ya bunun zatına vereceksin ya bir dalgayı kabul edeceksin. Dalgayı burada ifade ediliyor. Dalga burada ifade ediliyor. Burada ifade ediliyor. Bunun zatından değil. Bunu nasıl anlarız? Kartını çıkarttık. Aa baktık. Evet. Demek ki zatından değilmiş. O zaman bu telefon gibi, radyo gibi düşünün. Toprağa neler oynuyor? Neler konuşuyor? Kainatın hareketi konuşmasıdır diyor Cenab-ı Hak. O zaman nasıl ki telefon, bilgisayar, televizyon, çanak antenle, uyduyla beslendiği gibi alet, ruh da bir yerlerde besleniyor. Peki ne çalıyor? Burada ne çaldı? Şarkı, türkü, şunlar, buna çaldı. Kur'an çaldı. Ruhta ne çalıyor? Baki çalıyor. Baki istiyor. Sonsuzluk istiyor. Beka istiyor. Lika istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Çalıyor mu çalmıyor mu? Ruhunuzda böyle bir ses var mı? Yoksa kabul etmeyince. Peki bunun resimleri, film var, ses var, zatına vermiyorsa şu fani olan cesetten de baki sesin çıkması elbette ki fani kaynaklı olamaz. Fani bir ekran olan, radyo olan şu cesette çıkan ses beka, çıkan görüntü ebed. O zaman bir yerden buradan besleniyor. Nasıl ki filmi böyle sinemada böyle seyredenlerin arkasından veriliyor. Oradan basılıyor, yansıtılıyor. Aynen bunun gibi. Bunların notları şey yapacağım size inşallah. Şimdi örnek veriyor şimdi. Start. Evet, karnın, miden, evinden. Kıyas et lütfen. Eve bir gider misin? Eve kalkıp gitmez, yine git. Eve bir git. Tamam. Mideni, karnını bir düşün şimdi. Hangisi harika? Başka? Cildin. Gömleğinden. Hangisi harika? Bu cansız arkadaş. Bu canlı. Aradaki fark? Sonsuz. Bak. Cildin. Gömleğinden. Karnın. Evinden. Kuvve-i hafızan. Bu kitabı ben yazdım. Kitabından. Nakş ve imtizam, intizamca daha yüksek, daha gayettir, daha yüksektir, daha harikadır. Öyle mi? Bakın, bu dışarıda, gir içeriye, ceset, bu daha harika. Gir içeriye, o daha harika. Gir içeriye bu torbayı tutan ruh, bir çuval düşünün, un çuvalı, boşalttın yığılır, doldurdun durur. Arkadan, dışarıdan ne kadar tutarsanız tutun torbayı, un yoksa içinde gergin tutamaz. Ama doldursan onu her tarafı ay. Ceset de böyle. Her tarafı canlı ancak tutan ruhtur. Doluluktur.
Binaenaleyh alemi melekut, alemi şehadetten, alemi gayb dünyaya ve ahiretten daha âli ve daha yüksektir. Yani alemi melekut, alemi şehadetten, alemi melekut şöyle değil. Odunu düşünün, bir odun, kütük. Kütük, 10 kilo. Alem-i şehadet de alem-i melekut anlatacağım şimdi size. Kütük, kaç kilo geliyor? 10 kilo. Hadi beraber bir yakalım bakalım. Hadi tutuşturalım. Çaktım, yanıyor. Çıkanı söyleyin bana. Duvar, başka? Ateş, nur, ısı, kül. Öyle mi? Aa, bakın ki psikoloji rahatsız olanlar odun yakmasını tavsiye ediyoruz mesela. Odun yakın böyle. Odun yakarken seyredeyim. Seyret böyle. O kadar rahatlayacaksın ki. Acayip bir şey. Şimdi odunu düşündük mü? Odunun içi karanlık değil mi? Karanlık. Nur oradan çıkmış. Karanlıkta nur. Kaç kiloydu bu kütük? 10. Çıkan ısı. Yani çıkan kül ne kadar, 10 kilo odunu yaksak kaç gram kül çıkar? Ya 200 gram, 250 gram. Yani kilo çıkmaz. Odun neredeydi arkadaşım? Elindeydi abi. Yaptık. Odunun ısısı nerede? Nuru nerede? Nerede? Her yerde. Görüyor musun? Ölünce böyle olacaksın sen. Ölünce yok olmuyoruz, kayboluyoruz. İnkar etsen bile ahiret yok olmuyor. İnkar ettiğin yere gideceksin. Bir yerdesin, odun gibi, ölünce her yerde olacaksın. Olaylar nedir? Belalar, musibetler, sıkıntılar, stresler. Odun ateş vermektir. Ayrılman lazım kardeşim, dumanla nurun. Ayrılacaksın. Bu dünyaya ayrılmak için geldik. Kereste gelip kereste gitmeyeceğiz kardeşim. Odunu yakmasan çürür. Odun gelip odun gitti ama nura inkılap edeceğiz. Onun için ısıyla kurumu da var tabii. Duman ve nuru ayrılması lazım. Onun o zaman kirbit lazım. Kirbit de fitnedir, ateştir, imtihandır. İmkanlar olmayan taşlar ve sığırlardır. Biz taş değiliz. Taşlar sıkıntı çekmez. Şimdi melekütü anladık mı? Mülk, odun. Melekül. Arkayı gördünüz mü donanımı? Vay biz bunu kütük biliyorduk ya. Kütükmüş ya. Nurmuş ya. Nur. Öyle kütük zannettiğimiz insanlar var ki ötelerin nurudur. Öyle bir iyi bir kütük biliyorduk ama ötelerin dumanıdır. Öyle iyi bir kütük ağaç ama külmüş. Bakın neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu madde mananın üzerini örtmüş tenteneli perdedir diyor, tül veya kızların ördüğü tentene var ya, deliklidir böyle. Uzaktan bakarsanız düz olur, bakın şu perde gibi. Ama yaklaş, deliğinde o. Bakın, şimdi hiç ömrünüzde alev görmediniz, ömrünüzde. Desen ki şu kütüğün içinde, içi nedir? Hocam karanlıktır, ışık girmiyor ki. Bunun içinde nur saklı. Kim gidip de görmen ya? Nur ne demektir? Anlatamam ki. Elini sür kardeşim. Sürdüm hocam. Çıkana sür bakayım elini. Yakar. Bu nerededir? Bu odun buradadır ama ben öyle bir muamele yapacağım ki her yerde olacak. Yanınca her yerde değil mi? Nasıl anlatırdım? Anlatabilir miydim? Demek ki arkadaşlar, kütük gibi gözüken ötelerin ısısı, ışığı, nuru, külü olduğu gibi buradaki bu hal, yani ruh, alemi gaybın
iz düşümü tereşuatıdır. Çok tuhafıma gidiyor. Başkasından olduğunu sorgulamak nasıl olur? Ben başkasının vücudunda olmuşum. Başkasından ben olmuşum, şaşırmıyorum. Benden benim çıkmasına şaşırıyorum. Bir daha söylüyorum. Fani annemde olmuşum. Ben başkasında iman edilmişim. Şaşırmıyorum. Ruhumdaki beka arzusundan baki alemin çıkmasına şaşırıyorum. Bir bakar mısınız böyle yapıldığımız yere? Ben başka yerde yapılmış, başkasında yapılmışım. Ama başka bir tezgahta iman edilmişim. Kendi ruh tezgahımdaki bakiyi vermesine şaşırıyorum. Allah Resulü öyle diyor. Nasıl ki anne karnında öldük, atıldık mezara, dünyaya dirildik. Çıktık, dirildik. Bakın bir de söylüyorum. Anne rahmu maderde öldük. Ölü atıldı. Bir damla su. O karanlıkta dirildik. Nerede dirildik? Dünyada. Dünya da rahmu mader, anne karnı gibi ahirette dirileceğiz. Daha ileri safhada, sudan, kan tertesine, şu safhalar, hep dikkat ederseniz, bütün kainattaki hadiseler ileri safhaya doğru gidiyor. Mükemmele gidiyor. Geri dönüş yok. Yani gelişine bir daha insan dönemez. İmam-ı Gazali öyle diyor. Ne güzel demiş. İnsanlığının kıymetini bil, ölünce bir daha insan olamayacaksın. Orada başka bir şeysin. Maalesef nefs-i emmare hevai nefsiyle baktığı için zahiri, hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi meyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği batın üstüne sermiş olduğunu görüyor. Şimdi bu metin üzerinde düşünmeniz için birkaç tane not okuyorum. Madde diyor ki şu sözler 509. Madde küçülüp inceleşmesi nispetinde asar-ı hayat tezahür ediyor. Tezahüt ediyor. Nur-u ruh teşeddüt ediyor. Okuyanlar hatırladığı yeri. Bakın, buna ait ve bugün okuduğum şeyde ait bazı düşünce kalıplarını gönderiyorum şimdi. Madde inceleşmesi demek, camı açabiliriz arkadaşlar, cam sıcak mı oldu? Madde inceleşmesi demek, miktarının azalması değil, ya maddenin şu halinden asılları olan teke doğru hareket etmesi. Mesela usta diyor ki madde küçülüp inceleşmesi nispetinde asar-ı hayat tezahür ediyor. Yani madde ne kadar inceleşirse, maddede ne kadar uzaklaşırsa hayatiyet özelliği daha çok gözükür. Mesela kütüpten örnek verdik. İnceleştirelim. İnceleştirmek miktarını düşürmek değil. 10 kiloyu 9 kilo falan değil. Bakın, maddeyi inceleştiriyor. Bak maddeden ne kadar uzaklaşacak? Odun ayağına düşür, kırar ayağı. Hadi yakalım onu. Çıkana bakın. Artık bizim bittiğimiz kesif madde değil. Bak nur. Onu da atom, kuanta. Yani maddeyi mesela atom bombası nedir? Atom bombası şu arkadaşlar, bir hidrojen çekirdeğini maddedir. Parçaladıkları zaman 3 tane kuvvet çıkar, bilinen çok daha var ama temelde. Alfa, beta, gama ışındır. Artık madde değildir. Yani odunu yaktığın zaman odun değil artık. Tamam. Madde de parçalandığı zaman enerji çıkıyor. Nükleer santral bu demek. Atomun içindeki çekirdeği parçalıyorlar. 7 gram uranyumla, dikkat et, 7 gram uranyumla koca Amerika devleti sanayisi çalışıyor. Enerji. Nükleer santral. Ne yapıyor nükleer santral asıl sen son teknolojisi? Atomun içerisindeki, iyi dikkat, bir misal vereceğim. Atomun içerisindeki gözükmeyen korkunç
İstanbul'u 10 defa yok edecek, 1-2 gram uranyum parçalamasıyla ortaya çıkacak enerji İstanbul yok olur. Değil mi? Şimdi 20. asrın teknolojisi atomun içerisindeki enerjiyi çıkartmak. Teknoloji, sanayi. Peki soruyorum. Atomun içindeki enerjiyi çıkartmak için bu kadar ilim ve teknoloji gerekiyorsa olmayan bir böyle bir maddeyi enerjiyle kodlamak, korkunç enerjiyi madde şeklinde göstermek, sıkıştırmak nasıl bir teknoloji gerekiyor? Yani odunu yaktınız. Dağıldı İstanbul'da. Hadi bakalım arkadaşlar. Vazgeçtik. Odunu tekrar geri al. Tekrar odun yapabilir misiniz yanan odunu? Hadi geri alalım. Merhaba. Nerede bulacaksın o enerjiyi? Isı gitti. Hani Allah Resulü'ne soruyorlar. Ya Resulallah, ölen insan nasıl, nereye gider? Karanlıkta yanan mum. Yanan mum. Yandı. Nereye gidiyorsa ruh da oraya gidiyor. Yanan odunu geri getiremezsiniz. Entropi denilen bir sistem var. Tamam mı Kemal? Geriye dönüş yok. Hep harcanıyor yeni. Şimdi maddenin arkasını hep vurgulamaya çalışıyorum. Arkaya indikçe 20. sözde geçiyor. Bakın maddeyi parçalamışlar, enerji çıkmış. Artık madde değil o. Korkunç bir enerji. O enerjinin altyapısında kuanta, kuantum dedikleri bir enerji boyutu da var. Oraya vardılar. Eğer onu da parçalasalar, parçalayabilirlerse, enerjiyi de parçalarlarsa karşılarına melaike çıkacak. Bu mümkündür. Çünkü peygamberlerin mucizesi bize numune imtisaldır. 20. sözde bu var. Tamam. Şimdi maddenin arka tarafı yoğunlaşmış enerji, yani melaikedir. Erbağ habise, erbağ hali. Bakın odun nasıl ki ısı ve ışık gözüküyor. Atomun içerisinde nasıl korkunç enerji varsa bu enerjiyi de bir kırabilirsen karşına melaikeler çıkacak. Hele bu maddenin metafizik boyutuna hafif bir boyutu açık olanlar cinlerle görüşüyor. Peki abi bize bir örnek ver, biz nasıl gör? Sen de bu maddeden sıyrılık, ne kadar sıyrılırsan o kadar manaya geçiyorsun. Misal, horlamanı duymuyorsun. Rüya görüyorsun. Oho, horlamanı duymayan rüyada arkadaşının sesini duyuyor. Nerelere gidiyorsun? Hani buradasın? Abi hayal. Hayal sen niye terliyorsun? Yataktayım baktık. Allah hayır etsin ya. Her tarafı terde su. Niye köpek kovaladın? Hayal abi. Hayal sen niye fatura çıkmış buna? Niye banyo yapıyorsun? Ya hayal diyene zina cezası verilse ne yapacak acaba? Hayal değil arkadaşım. Hayal sensin. Hakikatin ucudur. Perdedir o, perde. Okumaya çalış orayı. Bakın, yatıyorsun ama dolaşan, kaçan, köpekten kaçan başka bir şey, terde su olan sen. Ama hayalsa, hayal terler mi? Arkadaşım, sen odun gibi değilsin ama misal veriyorum. Odunda nasıl çeşitlilikler bir araya gelip odun dermiş, ısı, ışık, kor vesaire, duman, kül. Sen de bütün alemleri cem etmişsin. Yandığın zaman artık burada sıyrılacaksın. Şuurun, hayatın, vicdani duyguların kaynağını sormayız. Yani Allah'ı kim yarattı sorarız. Fakat vicdanımızın, şuurumuzun, aklımızın, duygularımızın, namus duygularımızın kaynağını sormayız. Nereden geldi sormayız. Maddede tezahür edip madde olmayan bu sıfatların kaynağını
Nedense sormuyoruz. Başka bir misal. Çekirdeğin yok olup hayatın ortaya çıkması. Bak, toprak, çekirdeği attık. Bir saatte topladım cümleye. Çekirdekte diyor, o 6. hakikatta aşırı misalsini aldım. Ürtte-i hayatiye var. Odun değil mi? Odun cansız. Ama hayatın düğümü var, düğümü. Toprak cansız, su cansız, hava cansız, güneş cansız, çekirdek cansız. Atıyoruz, hayat niye çıksın? Ölüden dirinin çıkmasını görüyoruz, ölü dirilir mi diye soruyoruz. Acayip bir şey, gözümüzün önünde. Ölü maddeleri yiyoruz, diri diri dolaşıyoruz, ölüler dirilir mi diye soruyoruz. Zaten diriliyor. Maddede bulunup ortaya benzemeyen çekme itme kuvvetlerini sorgulamayız. Bunu da cezbe, incizaptan yazdım. Yani madde itiyor, çekiyor. Ya kardeşim bu mıknatısta nasıl çekme bitmiyor ya? Yazı, kışı, soğuk yok. Ve maddede, mektep okuyanlar için söyleyeyim, itme kuvveti var, çekme kuvveti var. Aynı yerde iki zıt kuvvet nasıl cem olmuş? Ustad soruyor 29. sözde. Madde kokudan öncedir. Bak, görmediğime inanmam diyor ya, Ramazan'da veya işte normal açsan, binaya gidiyorsun veya bir yere gidiyorsun. Öf be, müthiş bir balık kokusu var. Balık kokusu balıktan önce midir, sonra mıdır? Koku maddeden sonradır değil mi? Gölge maddeden sonradır. Tamam. Çok yarayacak şimdi bize. Demek ki koku maddenin tereşuatıdır. Dişe vuruşudur. Başka? Ses maddenin dişe vuruşudur. Renk dişe vuruşudur. Şimdi koku olsun, madde olmasın mümkün müdür? Gölge olsun, eşya olmasın. Işık olsun, güneş olmasın. Beka duygusu da olsun, baki olmasın. Beka duygusu tereşuattır. Bakın, koku, balık kokusu balıktan önce yoktur. Balıktan sonradır, balığın dışa vuruşudur. Bendeki beka arzusu da baki alemden önce olmaz, baki alemin dışa vuruşudur. Çünkü bu baki duygusu bende 50 sene önce verildi. Ondan önce benimsi yok. Yani sıfatlar eşyanın dışa vuruşudur, ifadelenişidir. Sıfat olacak, mevsuf olmayacak. Koku olacak, madde olmayacak. Ses olacak, kaynağı olmayacak. Mümkün değil. Beka arzusu sıfattır, dışa çıkıştır. Buradaki ifadeleniştir cesette. Ama baki denilen bir alem olmayacak. Faninin baki doğurmasına şaşırmıyorsun. Bak, annem fani, ben baki ruh, baki bir ruh donanımda. Bunun doğurmasına şaşırmıyorsun. Baki hakikat olan ruhun baki doğurmasına niye şaşırıyorsun? Fani baki nasıl barındırıyor hiç sorgulamıyorsun. Bak fani baki ruhu nasıl barındırmış? Yani mesela beni hiç uygunsuz bir yerde, uygun olmayan bir yerde görseniz ne yaparsınız? Allah Allah, bu adamın burada ne işi var ya? Zıkkımhanede gördüm. Şaşırmaz mısın? Ona da benzemiyor. Baki bir ruhu, böyle bir gözlükle bak öyle, cesedin arkasını gör. Nasıl ki röntgen eti görmüyor, arkayı görüyor. Şöyle bir insanın cesedine bir bak ve ruhu seyret. Her tarafı beka istiyor. Fanikliğe hiç alakası yok. Her şeyi beka ile boyuyor. Bir anda her yerde olmak istiyor, ölmek istemiyor. Bakın ne istiyorsa hiçbirisi dünyada yok. Hiçbirisi yok ya. Mülk istiyor, sonsuz.
Yaşamak istiyor sonsuz. Bir yerde olacak, sonsuz yerde olmak istiyor. Gözlüklerime bakıyorum, Allah Allah, ben nasıl ki zıkkımhanede şaşırdınız böyle, bu adam hayret ya, burada ne işi var ya. Aynen bunun gibi de şu ruhun, şu fani dünyada ne işi var şaşırılıyor. Şaşırıyoruz yani, Allah Allah, burada ne işi var ya. Melek de şaşırıyor. Meğer insan ezel ve ebed arasındaki bir koridormuş. Düşünen insanlar için. Şimdi başka bir örnek. Navigasyonu bilmeyenlere kısaca anlatayım. Navigasyonu kullanacağım şimdi örnek. Navigasyon bir program. Harita. Yazıyorsun böyle. Gökalp Mahallesi, bilmem ne sokak. Yaz. Hemen harita geliyor. Yolda giderken size bir şey göstereyim. Bir şey anlatacağım. Bu da güzel bir şey. Nereden bunlar veriyor demeyinsiniz diye. Çünkü penceredir. Misaller penceredir, dürbindir. Şimdi ben yola giderken navigasyon uyduyla besleniyor. Bana diyor ki sen diyor Zeytinburnu'na gideceksin. Oraya kilometre şu kadardır. Yolun da şudur diyor. Yolda giderken bak diyor 200 metre ileriye sağa sapacaksın. Sağdan git diyor. Sesli konuşuyor benimle. Hem gösteriyor hem konuşuyor. İyi dinleyin şimdi. Navigasyona adresi verdim, bana haritayı çıkarttı. Zeytinburnu'na gideceksin. Yazdım Zeytinburnu, Gülen Sokak, bilmem ne şube. Tamam, harita çıktı. Beni takip et diyor. Şimdi bu harita adresi verdim. Çıkan haritaya şaşırmıyorum da. Ruha bir giriyorum, tık 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 tık. BK haritasını verdim. Niye buna şaşırıyorum? Gösterdiği haritaya niye şaşırıyorum? Adres bu. Dedim ki Ruha, BK istiyorum, sonsuzluk istiyorum. Doğru adres veriyorum, bakın. Bir anda her yerde olmak istiyorum, tık 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 tık. Hiçbir şeye alışmak istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz, en âli baklavaya yesen yesen çorba olur. Alışmak yok. Ne istiyorsam yazdım. Tamam. Hiçbir eksiklik istemiyorum. Ruhta dedi ki, adresiniz alınmıştır. Biraz bekleyin, haritayı çıkartacağım. Böyle isteklerin olduğu alemi göstereceğim şimdi. Bir çıktı harita, ah cennetmiş ya. Buna şaşırıyorum. İnsanoğlunun yaptığı Zeytinburnu. Tamam. Tamam arkadaşlar, şoföre diyorum. Osman abiye diyorum. Bak uysan bu kadına dedim ya. Ahir zamanda sen de uydun dedi. Navigasyon kadın konuşuyordu. Sağ yap, sol yap. Dedim kadına itaat edeceksin ki doğru yol bulasın. Çünkü navigasyonda ya başka bulamadık kardeşim. İtaat et, rahat et. Şimdi yanlış gittik, buna uymadık. Bir de öyle sabırlı ki Allah bilmem neyini versin seni. O ki bana uymayacaktın, beni niye açtın, beni niye arkadaş yaptın, niye hayat yoldaşı yaptın. Tamam diyor, sen yanlış yaptın. Yeniden hesaplanıyor diyor. Yeniden hesap ediyor. Navigasyon hatamı bile kabul edip yeniden hesabımı yaparsa, ben günah işledim Allah'ım affet deyince, haşa ve kella, navigasyon kadar mı affedici değil Allah ya? Navigasyon affediyor. Sen ya sağ mı girdin? Girmeyecektin. Allah bir nefes versin seni. Niye girdin lan? Daha göstermiyorum yol diyor. Yeni yol gösteriyor. Yeniden hesaplanıyor diyor. Yolunu ben yeniden hesaplıyor. Tekrar yanlış yaptım. Tekrar. Ulan bu hazmediyor beni. Hatta bu kabul ediyor. Hesabımı yeniden kuruyor. Aynen mi? Allah'ım. Navigasyon beni affettiği gibi. Allah'ım sen de beni affet. Allah'ım. Habibini en çok rencide eden vahşiyi affettiğin gibi bizi de affet Allah'ım. Amin. Çünkü biz o kadar rencide etmemişiz. Vahşiyi affedip imanı yani kendi nurunu veren Allah bizi de o esmanın hatırına affetsin. Amin. Çoluk çocuğumuza merhamet etsin. Amin. O esmanın hatırına. Amin. Şimdi bunu çıkarttığı haritaya uyuyor. Ruhun da çıkarttığı bir harita var. İsteklerimiz adresti. Tak 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 bir harita çıkıyor. Ne şaşırıyorsun kardeşim? Hem de acayip bir harita. Herkes de aynı harita çıkmış. Tuhaf. Şimdi navigasyonda farklı adres yazıyorsunuz. Herkese farklı yol gösteriyor. Fakat hepi
hepimizin istekleri farklı, yazıyoruz, hepimizin neticesi cennetten bir harita çıkıyor. Ve bu kadar tevafuk hiç batıl üzerine kurulur mu? Yani olur mu yani? Bir de acayip bir şey, anlatmadan geçemeyeceğim. Navigasyona yazdık. 1000 kişi böyle gidiyor sağa sola sokağa. 1 milyon kişi de böyle bu yola gidiyor. Hepsi de farklı adrese verdi. Bir uydu 1 milyar dahi olsa hepsine tek tek konuşuyor. Karıştırmıyor. Bak diyor bana, hemen önündeki arabaya diyor ki sen hemen 200 metre sürdün. Aynı anda sen ileriye derken bu tarafa, buna da aynı anda bu tarafa sürdün. Yani bir anda farklı kişilere, farklı yönlere yol gösterip onu görüyorsa, uydu milyonlarca insanın isteklerini bir anda cevap verip karıştırmıyorsa, bu eseri insan beyni yaparsa, bu beynin ustası Allah nasıl olur? Nasıl görmez? Televizyon kanalına söyleyeyim, navigasyon bilmeyenler olur. 1 milyar tane şey olsa, kanal. Hepsi de uydudan, farklı farklı kanala girse, hepsine farklı farklı cevap vermiyor. Bu daha acayip. Hem harita gösteriyor, hem yol tarif ediyor, hem de tuhaf zıtları bir anda, aynı anda, aynı an dediğim şu kelimede nihayetsiz kelime söylüyor, karıştırmadan. Bu beşerin bir sanatı, Allah'ın koyduğu bir donanım. Bu ne yaparsa Allah takdir ettirir. Robot ne özelliği varsa mühendisini takdir ettirir değil mi? İnsanoğlu ortaya koyduğu sanatta ustasını takdir ettirir. Alkışlar. Ustasının özelliği. Bu donanımı koymasa ben nereden yapacağım? İnsan, insanda yapılıp, onu okuduk. Bakın başka bir örnek veriyorum buradaki şeyde. Sesin içinde lezzeti, elemi koyan Allah. Sesin içinde lezzet ve elemi koymuş. Mesela bir tanenize bir acayip bir laf dedim. Abi 2 sene önce bana böyle demişti. Adamlar birbirini vurmuyor mu lafla? Küfür ediyor. Yani kelamın içinde rahatlatıcılık, moralı bozucu yok mu? Peki yoksa? Ustad diyor ki, kelamda büyü vardır, sihir vardır diyor. Fil ukat. Düğümler var ya, şu aralarda söylüyor. O radyo, televizyonların düğümlerine, mikrofonlara düğüm diyor. Büyüleme var. Nasıl var ya büyüleme? Ya kardeş, daha ilerisini söylüyorum. İnternette de yok mu? Benim komşum. Zeytinburnu'ndaki komşum. 5. katta. Attı aşağıya kendisini kız. Peki neyle attı? Attıktan sonra polis, ben de merak ettiğim için söylüyorum. Çalan kaseti almış. Malum zaten kaseti çalıyormuş şu anda. Ya peki ben buna ne örnek vereceğim? Kelamın içinde sıyrılmak bile var. İrade yok edilmek bile var. Kelamın içinde lezzet var, surur var. Peki Kur'an'ın kelamı içinde niye hidayet ve kemalat verdemlik olmasın? Adamın şarkısında benim beynimi bloke ediyor, irademi kaldırıyor. İrade bloke etme özelliği var. İntihar edeyim. Köfte ettim, pirzola ettim, tamam mı? Ondan sonra adam daha katil iniyor dünyadan. Adam dedi ki dünyadan inecek var diyor. O da iniyor. İnmiyor. Kur'an kelamında da, Kur'an kelamında da nasıl kelamda mana, irade, kudret vara misal veriyorum. Ustad diyor ki 430-433 sözde Kur'an'ın kelamında ilim, irade, kudreti tazamın etmiş. Ya, kelamda feyiz, erdemlik nasıl var? Müziğin içinde nasıl varsa öyle. Biberin içinde lezzet var mı? Amacı değil mi? Acının içine lezzeti koyan Allah. Ölü çekirdeğin içine hayatı koyan Allah. Kör maddelerin içine gözü koyan Allah. Bir damla sudan yapıldı benim gözüm. Sizin de öyle herhalde. Kulak da öyle.
Yazar. Ha, şurayı da okuyayım. Fazla şey yaptım, uzattım. Ben bunları anlatırken ruhunun isteklerini ifade ettim. Mesela ruhunuz bu konuşmalarımı itmedi. Aklınız, fikriniz hakikaten öyle. Beka deyince doğru ya. Yani ifade edemediklerinizi kısmen ben ifade etmeye çalıştım. Daha çok bununla alakalı not var ama saatim de geçtiği için. Yani insan ruhu burada ama buralı değil. Şeyde bir cümle var. Onu okuyup keseceğim. İmam Ali'den. İmam Ali radıyallahu anh. Şimdi hatırladım. İnşallah bunu. Bak. İçimde oralı bir bülbül var. İçimde oralı bir bülbül var. Hep onu öter durur. Hep onu öter durur, konuşur. İçimde kafeste oralı bir bülbül var. Devam ediyor Hazreti Ali. Derman kendindendir. Derdin kendindedir. Bilmiyorsun. Yani arkadaşlar dışarıdaki olaylar bize dert getirmiyor. Sığırlar küfür etse bir şey olur etkilenmez. Kur'an da okusa hiç etkilenmez. Dışarıdaki olaylar bizim mikrobumuzu uyandırıyor. O zaman dert sendedir. Bilmiyorsun. Derman da sendedir. Görmüyorsun. Koskoca alem sendedir. Hala sen kendini küçük zannediyorsun. İmam Ali radıyallahu anh. Bir daha söylüyoruz. Dert sendedir. Bilmiyorsun. Derman sendedir. Görmüyoruz. Derman yine sensin. Senin çaren sensin. Koskoca alem sendedir. Sen hala kendini küçük zannediyorsun. Ya. İnsan kainatın çekirdeğidir. Allah'ın muhatabı. Ahiretin adayıdır. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.